Kabir ziyareti eden ibret alarak döner. Takıyüddin Zeri Hazretleri Şafii fıkıh alimidir. 841'de, miladi 1438, Şam'da doğdu. Medrese tahsilini orada yaptıktan sonra gittiği Kahire'de İbni Hacer Askalani ve birçok alimden hadis ve fıkıh dersleri aldı. Tekrar Şam'a dönerek talebe yetiştirdi. 928, miladi 1522, de orada vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı. Kabir ziyareti sünnettir. Haftada bir, hiç olmazsa, bayramlarda ziyaret edilir. Perşembe veya cuma veya cumartesi günü ziyaret daha sevaptır. Ziyaret eden, meyitin çürüdüğünü düşünerek ibret alır. Osman, radıyallahu anh, kabir yanından geçerken çok ağlar, sakalları ıslanırdı. Meyit de, edilen duadan istifade eder. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, akrabasının ve eshabının, radıyallahu teala anhüm, kabirlerini ziyaret ederdi. Selam ve duadan sonra, kıbleye arka verip, kabre karşı oturulur. Kabre elini yüzünü sürmek, toprağı öpmek Hristiyanların adetidir. Hadisi şerifte, bir kimse, tanıdığının kabrine gidip selam verince, onu tanır ve selamına cevap verir, buyuruldu. Ahmed İbni Hanbel, Rahimeullahü Teala, diyor ki, kabristandan geçerken ihlas, iki kulu uzüleri ve Fatiha okuyup, sevabı meyitlere hediye edilmelidir. Sevabı onlara gider. Enes bin Mali'in, radıyallahu teala an, bildirdiği hadisi şerifte buyuruldu ki, Ayet-i Kürsi'yi okuyup, sevabı meyitlere gönderilince, Allahü Teala, bunu bütün meyitlere ulaştırır. Diriyken ziyaret edilen alimleri, vefatından sonra ziyaret etmek için uzak yerlere gitmek de caizdir. İstifade etmek bakımından, peygamberlerin aleyhisselam ve evliyanın ve alimlerin, rahimehumullahü teala, ziyareti arasında fark yoktur. Yalnız dereceleri arasında fark vardır. Bir Müslüman, oturduğu odanın duvarına bir levha asar ve levha üzerine, bir sevdiğinin ismini yazarsa veya onun kabri üzerine taş dikip, taşın üzerine yazarsa, odaya giren ve bu kabri ziyaret eden Müslümanlar, levha ve taş üzerindeki isim sahibinin ruhuna Fatiha ve dua okuyunca, Allahü Teala isim sahibine rahmet eder, günahlarını affeder. Odanın duvarına ve mezar taşına isim yazmak, onu hatırlamak için değildir. İsim sahibine Fatiha ve dua okunması içindir. Bunun için İslam memleketlerinde, odanın duvarlarına ve mezarlar üzerine isim yazmak adet olmuştur. Bir velinin ismi yazılırsa, bu ismi okuyup, sahibinden şefaat, dua istenince, veli işitip, isteyen kimsenin dünya ve ahiret muratları için, dua eder ve duası kabul olur. Şu günlerde koronavirüs tedbirlerinden dolayı kabir ziyareti yapılmıyor. Geçmişlerimiz için okuduklarımızı evlerimizden gönderelim. Bu olağanüstü günler geçince kabir ziyaretlerimizi yaparız inşallah. 4 Nisan 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.